Bu videoda constraint dediğimiz nesneler nasıl tanımlanır ve nasıl kullanılır onu öğreneceğiz. Constraint'ler seçilen düğüm noktalarındaki belli serbestlik derecelerini birbirlerine bağlamak için kullanılır. Bu özellik rigid diyafram ve rigid kütle davranışlarını modellemek içindir. Constraint tanımlamak için analiz girdi araçları araç çubuğundan burada görmüş olduğunuz dört köşesi tutulu ve bir döşeme yandıran simgeye ya da yine yükler menüsünden aynı komut, aynı simgeli komutu çalıştırarak veya Comos'taki diğer tüm komutlarda olduğu gibi F3 tuşuna basarak Comos'taki tüm komutların listesini getirebilir ve burada komutun isminin belli bir kısmını yazarak komutu aratabilir ve buradaki düğme ile çalıştırabiliriz. Ben yine araç çubuğunu kullanacağım. Simgeye tıkladığımızda Constraint diyalog kutusu görüntülenir. Comos'te 3 çeşit constraint vardır. Rigid diyafram, rigid kütle ve eşit serbestlik derecesi constraint'leri. Yaratılan nesneler, constraint nesneleri buradaki listede görüntülenir. Şu anda hiç yaratılmadığı için boş. Rigid diyafram yaratmak için bir isim verebiliriz. Bu isim opsiyonel ve ayrıca diyaframın eksenini seçeriz. Bu diyaframa dik olan eksendir. Veya auto diyerek bunu programın hesaplamasını da isteyebiliriz. Ayarları yaptıktan sonra yarat düğmesine tıklıyorum ve burada listeye ekleniyor. İsmi, tipi ve burada boş yazıyor. Çünkü şu anda bu constraint'e herhangi bir düğüm noktası atanmış değil. Rigid kütle constraint'i rigid diyaframın 3 boyuta genellenmiş halidir. Rigid kütle ile birbirine bağlanmış düğüm noktaları 3 boyutlu uzayda birbirine olan uzaklıkları sabit kalır. Yani birbirlerine göre herhangi bir deformasyon yapmazlar ve bu düğüm noktalarına denk gelen katılık katsayıları hepsi ilgili transformasyon denklemiyle transform edilip toplanır. Bu da boş şu anda. Eşit serbestlik derecesi constraint'i birbirine çok yakın olan düğüm noktalarında var olan 6 tane serbestlik derecesinden istenilenleri birbirine bağlamak için kullanılır. Diğer bir deyişle örneğin bu iki düğüm noktası arasında bir rigid link yaratmak istiyorsak bunu malzemesini ve katılığını değiştirdiğimiz bir çubuk elemanı ile yapmak yerine bu şekilde yapmak daha iyi sonuçlar verir matematiksel açıdan. Bu arada unutulmaması gereken bir nokta eşit serbestlik derecesi constraint'inde serbestlik dereceleri arasında bir transformasyon uygulanmaz. Bu nedenle bu düğüm noktaların birbirine gerçekten çok yakın olması gerekir. Yoksa bir takım hatalara sebebiyet verebilir. Eşit serbestlik derecesi constraint yaratmak için buradan istediğim, bağlamak istediğimiz serbestlik derecelerini seçtikten sonra yarat düğmesine tıklıyoruz ve o da yaratılıyor. Gördüğünüz gibi hepsi yaratıldı. Tipleri yazıyor ve hepsinin içleri boş. Bu yaratılan bir constraint'i silmek için constraint'i seçtikten sonra kaldır düğmesine tıklayarak silebiliriz veya tıkladıktan sonra özelliklerini değiştirerek ve güncelle butonuna tıklayarak onu güncelleyebiliriz, değiştirebiliriz. Şimdi bu
yarattığımız constraint nesnelerini düğüm noktaları atamak için ne yapacağız? Burayı kapatıyorum öncelikle. Sonra düğüm noktalarını seçiyorum. Ve tekrar simgeye tıklayarak diyalog kutusunu görüntülüyorum. Ve ben buradaki rigid diyaframa bu düğüm noktalarını atamak istiyorum. Rigid diyaframımı seçtikten sonra düğüm noktalarını ata düğmesine tıkladığımda bu seçtiğim düğüm noktalarına bu rigid diyafram atanıyor. Gördüğünüz gibi burada da kaç tane düğüm noktasına atandığı yazıyor. Ayrıca bir düğüm noktasına çift tıklayıp özellikler diyalog kutusunu açtığımızda da burada genel kulakçığında eğer o düğüm noktasına atanmış constraint'ler varsa onu oradan görebiliyoruz. Şimdi gelin bu modelin analizini yaparak rigid diyaframın yapının davranışını nasıl değiştirdiğini görelim. Analiz düğmesine tıklıyorum. Analizimiz yapılıyor. Ve deforme olmuş şekli çizdirdiğimde gördüğünüz gibi aslında sadece ortadan tek bir yük uygulamama rağmen ve sadece bu noktayı uygulamama rağmen tüm bu düğüm noktaları eşit olarak gitti ve birbirlerine olan uzaklıkları sabit kaldı. Tabii ki düzlem dışı dönmeler rigid diyafram tarafından sınırlandırılmıyor. Ancak düzlem içindeki göreceli yer değiştirmeler sınırlandırılmış, daha doğrusu engellenmiş oluyor göreceli olarak. Bunu aradaki farkı rigid diyaframı kaldırıp tekrar analizini yaparak bir daha görelim. Analizi kaldırdık. Bu arada bir constraint'e atanmış düğüm noktalarının hangisi olduğunu da nasıl göreceğiz? Diğer de işte bu düğüm noktalarından bu diyaframı nasıl kaldıracağız? İstediğimiz constraint nesnesini seçtikten sonra eğer buradaki constraint düğüm noktalarını serbest bırak butonuna tıklarsam bu constraint nesnesi o düğüm noktalarından artık kaldırılacak veya öncelikle görelim isterseniz. Buradaki constraint düğüm noktalarını seç düğmesine tıkladığımda gördüğünüz gibi buradaki düğüm noktaları seçili hale geldi. Serbest bırakalım. Hatta herhangi birine çift tıklayıp bakıyorum. Gördüğünüz gibi artık bir atanmış bir constraint yok. Okey dedikten sonra tekrar analizimi yaptırıyorum. Ve deforme olmuş şekli çizdiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık yapın yani bu kat bir bütün olarak hareket etmiyor. Çünkü rigid diyaframımızı kaldırdık. Rigid diyafram, rigid kütle ve eşit serbestlik derecesi constraint'leri bu şekilde çeşitli yapısal davranışları modellemek için kullanılabilir. Bu arada rigid diyafram sadece X, Y düzleminde değil, diğer düzlemlerde ve hatta global düzlemlere dik olmayan bir düzlemde de tanımlanabilir.